Ustaların Tercihi İzeltaş'ta Usta İş Sohbetler'de tekrardan karşınızdayız. Bugün Ülkü Park'tayız. Takımımız gördüğünüz gibi Beach Racing'in yanındayız. Bugün güzel bir ısınma turları attılar. Bakalım İbrahim abiyle konuşunca bize başka ne bilgiler verecek. İstiyorsanız gelin içeri geçelim. Merhaba, nasılsın? Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Asıl siz hoş geldiniz bu arada. Teşekkür ederiz. Güzel geçti gününüz galiba. Evet, evet. Bugün test günleriydi. 4 otomobilimizle bütün testlere çıktık. Bir problem de yaşamadık. Çok şükür. Keyifli bir gün bizim için. Yarışa hazırlanıyoruz pazar gününe. Güzel. Abi istiyorsan benim gözümün takıldığı bu muhteşem arabalarınız öncelikle. İstiyorsan biraz gezelim, bana biraz arabalardan bahsetmek istersen. Burada 4 tane otomobil var. 3 tanesi aslında birbirine çok yakın. TCR denilen Touring Car Racing, yani dünya binek otomobilleri, yarış serisinin otomobilleri ve dünyada belki de en çok üretilen, en çok kullanılan otomobiller yarışlarda. Temel tanımlayabileceğin konu da 4 kapılı olması ve 2000 cc turbo olması. Yani bir anlamda showroom'dan gidip satın alabileceğin aile otomobillerinin yarış versiyonu. Aynen öyle. O yüzden de ilginin de katılımın da çok yüksek olduğu bir seri. Türkiye'de de zaten yarışabilen en güçlü otomobiller bunlar kurallar gereği. Biz de orada 3 otomobilimizle mücadele ediyoruz. Bir tanesi gözüme çarpıyor. O bir ufak daha farklı sanki. Evet, o yine Türkiye Şampiyonası kurallarına göre Türkiye'de özel olarak üretilen bir otomobil. 30 yıl aradan sonra bu yıl Türkiye'de ilk kez Türkiye Pist Şampiyonası'nda bir kadın sporcu yarışıyor. Muhteşem. Karting'den geliyor Seda. Bu sene onun için biraz bu otomobili hazırladık. Daha profesyonel otomobillere geçmeden önce bunu kullanmasını istedik ki son derece iyi bir başlangıç yaptı. Geçen hafta, yanlış hatırlamıyorsam, ondan önceki hafta bir podyum gördü kendisiyle. Evet, evet. Muhteşem bir başarı. Bütün gün yoruldunuz abi. İstiyorsanız şöyle geçip oturalım. Birkaç sorun var. Biraz sohbeti derinleştirelim istersen. Memnuniyetle. Tamam. Ben abi, güzel bir sohbet başlangıcı yaptık arabalarla birlikte. Benim asıl sorum, Beach'i konuya nasıl dahil oldu? Nasıl başladık? Bir geçmişiniz, bir gelecek öngörü nedir? Öncelikle bu benim spordaki 32. yılım. 32 yıldır aralıksız bu sporun içindeyim. Hem sporcu olarak 10 kere Türkiye şampiyonluğu kazandım. Milli sporcu oldum. Dünya şampiyonası yaptım. Avrupa şampiyonası yaptım. 150'den fazla podyum görme şansım oldu. Ama bunun son 15 yılında da aynı zamanda profesyonel olarak bir takım yöneticisi ve markaların yarış takımlarını kurmak, organize etmek gibi bir profesyonel meslek hayatım oldu. Bundan önce 3-4 farklı takım daha kurmuştum. Geçen sene Bitchi markası, ki Bitchi'nin sahibi de bu spora çok meraklı bir kişidir. Hatta Formula 1 sponsorluğu bile yapmış. Özellikle bu yeni sektör, kripto dünyasının da konsepti olan yaklaşımla çok güzel bir başlangıç yaptı ama dedi ki ben bir takım kurmak istiyorum. İddialı bir takım kurmak istiyorum. Nasıl yapabiliriz? Sağ olsun hani Türkiye'de bu işi kime emanet edebildim? Bana ulaşmış. Ben de memnuniyetle, yeni bir heyecandır, yeni bir markadır. Tamamıyla otomobilimizin renginden, takımın renginden şeyi değiştirerek, hatta bütün partnerlerimizi yeniden oluşturarak geçen sene bir başlangıç yaptım. Ama gerçekten renk olarak muhteşem duruyor. Evet. Bize gelirsek eğer, İzeltaş'la başlangıcınız, bizle tanışmanız nasıl oldu? Öncelikle İzeltaş benim çok uzun yıllardır aslında kullandığım ve bildiğim bir marka. Ama yeni bir takım kurup, biraz da ilk senemizde Türkiye'de 3 şampiyonada, işte 3 pilotlar, 2 takımlar, 5 şampiyonluk elde edince yurt dışına gidelim bu sene istedik. Ve yeni bir takım, Türk takımı, Türk markası derken mutlaka partnerlerimizin de Türk olması konusunda böyle bir isteğimiz vardı. Çok şanslıyız ki İzeltaş ve İzeltaş'ın sahibi de Murat Bey de zaten kendisi de çok sporcu ve spora çok destek olan bir kişi. Otomobil sporlarına da gayet ilgili. O bize destek olmak konusunda çok büyük bir yardımı oldu ve zaten İzeltaş bizim çok sevdiğimiz bir markaydı, kullandığımız bir markaydı. Ama son 2 senedir özellikle bütün ihtiyaçlarımızın
Liseltaş tarafından karşılanıyor olması bizim için bir şans oldu. Ya bizler için de öyle. İki başarılı marka değeri bir araya gelmesi gerçekten farklı boyut taşı taşıyor işi. Ben biraz da şeye değinmek istiyorum. Yani çok yeni kuruldunuz. Evet. Fakat muhteşem başarılar elde ettik. Teşekkür biraz ederim. Başarılarımızdan, biraz kupalarımızdan bahsedersek biraz övünüyormuş gibi olalım ama... Yani övünmek değil, yaptıklarımızı anlatıyoruz. Hani yapacağız demek vardır bu işte, bu sporda. Bir de yaptık demek vardır. Şu anda yaptıklarımızı konuştuğumuz için biraz daha içim rahat açıkçası. Dediğim gibi geçen sene çok yeni kurulmuş genç bir takım olarak Türkiye Şampiyonası'nda ilk yılında takip ettiği bütün şampiyonaları kazanınca ekip olarak bir daha iyi ne yapabiliriz geldi ve Türkiye'de daha iyi yapabilecek bir şey yok. Hani zaten 5 tane dal var otomobil sporunda. Biz 3'üne girmişiz ve 3'ünü de kazanmışız. Onun üstüne yurt dışında Avrupa'da bir şeyler yapalım dedik. Özellikle bir Türk takımı olarak Avrupa'da ülkenizi temsil etmek çok büyük bir gurur. Hele hele üzerindeki partnerlerinizle işte Bitçi gibi, İzeltaş gibi bunların hepsi de Türk markası olduğunda farklı da bir algı oluşuyor. Umarım bir gün otomobili de Türkiye'de yaparlar. Daha da güzel olur. Türkiye'deki başarı benim için sürpriz değildi. Çünkü 33 yıllık bir deneyimimiz var, takım olarak bir tecrübemiz var. Bunun sonuca yansıyacağını biliyordum. Ama İtalya şampiyonasında bu kadar hızlı yükselebileceğimizi düşünmüyordum. Çünkü 5 şampiyonalık bir yarışta 3 kere podyuma çıkmak, muhteşem. Hatta son yarışta Roma'da hem birinci hem üçüncü olarak podyumu domine etmek benim için de bir sürpriz oldu. Burada tabii pilotlarımız gerçekten çok başarılı. Turgut Konukoğlu, Vedat Ali Dolakay, Demir Aröge son derece başarılı sonuçlar elde etti. Hatta yarış sonunda basında çıkan haberlerde işte Türk takımı İtalya'yı da domine etti yarışı falan. Bunlar bizi çok mutlu eden sonuçlar. Başarılar ne derseniz ama parantez içinde şunu söyleyeyim. Tüm bunun içinde belki de en büyük başarımız şu anda 16 yaşında bir sporcusunu, Türk sporcusunu Zekai Özen'i kartingden gelen 16 yaşında ama 7-8 yıldır yarışıyor ve 4 tane Türkiye karting şampiyonu olmuş belki de tek sporcu onu yarıştırıyor olmamız. Zekai 16 yaşında ve bu sene ilk kez bizim takımımızda otomobil kullanmaya başladı. İkinci yarışını bu hafta sonu çıkacak otomobille Türkiye şampiyonasında. Onu bir de yurt dışında yarıştırabilirsek en büyük başarımızın bu olduğunu düşüneceğiz. Gençlere yatırım, evet, gördüğümüz bir şey sizde. İlerleyen zamanlarda da mutlaka başkalarını göreceğiz. Ama bizim ayrıca gözümüzü alan bir yarışmacımız daha var. Evet. Seda. Evet. Sanırım bütün Türkiye çapında tek bayan. Aslında otomobil sporunda kadın sporcu giderek hem sayısı hem ilgisi artıyor. Bu ülkemizde de böyle. Özellikle karting yarışlarında, off-road yarışlarında oldukça başarılı kadın sporcular var ki geçen sene biz off-road yaptığımızda takımımızda iki kadın sporcu daha vardı. Fakat nedense pist yarışlarında son 30 yıldır hiç kadın sporcu olmadı. Çünkü pistte biraz daha ikili mücadele, temas, kıran kırana bir yarış ve biraz da hızların çok yüksek olmasından dolayı böyle bir adım belki geriye gidilmişti. Ama özellikle biraz ileri yaşlarda başlamak için çok zordur. İnanılmaz fizik, kondisyon isteyen bir spordur. Ve bu sporun da anaokuludur. Olmazsa olmazıdır. Tamam dedi, geçen sene tüm sezon karting şampiyonası yaptı. Ve biz de onu takip ettik. Oradaki gelişimini gördük, başarısını gördük. Onun üstüne bu sene kendisine bir otomobil emanet etmeye karar verdik. İyi ki de bu karar vermişiz. Hem bizim için çok prestijli oldu. Çünkü kadınlar geldikleri her yere bir güzellik katıyorlar. O enerjileriyle, o güzellikleriyle geliyorlar. Bu bizim takımımıza da yansıdı. Çok hoş bir enerji oldu. 30 yıl sonra Türkiye'de ilk kez bir kadının, sporcunun bizim takımımızda yarıştırıyor olması ve ikinci yarışında da kupa alması, tabii ki bunlar hep bizi ve markalarını, günün sonunda İzeltaş, Bitçi, bu markalar takımı destekliyor ama özünde Türk sporunu ve Türk sporcusunu destekliyor. Tabii. Yani sizin destekleriniz, sizin bütçeleriniz ile biraz da bunları yapabiliyoruz. Başarıya ulaşınca da doğru karar aldığınızı görüyorsunuz. Bunlar da bizi mutlu eden noktalar. Müthiş. Benim bir tane daha sorum olacak abi. Ondan sonra seni bu yorgun günden sonra rahat bırakacağız. Teşekkür ederim. Şimdi hiç aklında o çıkmayan
İzel Taş'la veya bir el aletiyle yaşadığınız bir anınız var mı? Aslında birçok anım var. Günün sonunda dediğim gibi 30 küsur yıllık bu sporun içinde olup servis ve arka planda görev alan biri olduğun zaman bir yarış garajının için el aletleri bir insan için aksesuar neyse odur. Saat gibi, yüzük gibi. Bunun ama güzel olması kadar dayanıklı ve işlevsel olması da gerekir. O yüzden bir kere bizim için, bir servis için el aletleri gerçekten en öncelikli ekipmanlardan bir tanesidir. Biliyorsunuz bu ekipmanların aslında bir çalışma direnci, gücü, evet, prensibi vardır. Örneğin bir anahtarla bir somun açıyorsanız ona 200 Newton metre ya da 300 Newton metre tork üretebilecekseniz maksimum, onun üretim kalitesi ve gücü ona göre yapılır. Ama yarışta bazen o kadar saniyeler içinde pratik çözüm yapmanız gerekiyor ki bütün o prensiplerin dışına çıkıp tabiri caizse el aletine işkence yapmanız gerekiyor. Bir yarışta otomobil durdu. Hatta yakında bir, yani iki yarış önce İtalya'da oldu bu. Çok hızlı sökülmesi gerekiyordu aks civatasının, ki onun somunu büyüktür. Elimizde hemen şey yaptık ama bir türlü açılmıyor. Yani iki kişi abanıyor mekanikler. Ondan sonra ne yapalım falan derken bayağı, yani küçük bir balyoz diyeceğimiz ağır çekiçle vurmaya başladık. Çünkü hani denemekten başka şansımız tabii yok. Ki. Otomobili yoksa gönderemeyeceğiz yarışa. Orada iki seçenek vardı. Bunu tabii ki hiçbir şekilde yapın demiyorum. Bu el aletlerin üretim amacı bu değil. Kesinlikle. Ama ya kırılacaktı ya somun açılacaktı ya da otomobilin parçası kırılacaktı. El aleti kırılmadı. Müthiş. Otomobil de kırılmadı ve o somun söküldü. Bu bizim aslında bir anlamda el aletinin kalitesi ve dayanıklılığıyla yarışa dönmemizin birebir gerçek yaşanmışlığı oldu. Abi sende hikayeler bitmez. Çünkü bir ömür adanmış buraya. Evet. Bu işin de gerçekten bir ustasısın. Ama biz seni daha fazla yormak istemiyoruz. Bugünkü muhteşem sohbetinden, mükemmel ev sahipliğinizden çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Siz de burada olmaktan büyük onur duyuyoruz. Bütün başarılarınız bizim için çok değerli. Sizler de öyle. Tekrardan katıldığı için çok teşekkür ederim. Ben de hem markanızın bizlere verdiği destekten hem spora verdiği destekten dolayı tekrar teşekkür ederim. Sağ ol abi, görüşürüz. Görüşmek üzere. Bir sohbetimizin daha sonuna geldik. Bu sefer biraz farklı bir terim dedik. Ben arabayı çaldım. İbrahim abi hakkını helal eder diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.